Merhabalar ben Yüksel. Dwayne Johnson bir diğer adıyla Durak günümüzün en başarılı ve en çok kazanan aktörlerinden biri. Dwayne Kanada Futbol Ligi'nden ayrıldığı zaman cebinde sadece 7 dolar vardı ve kendisine sıfırdan bir hayat kurmak zorundaydı. O da babası Rocky Johnson'ın yolundan giderek bir profesyonel güreşçi olma kararı aldı. Rocky evde olduğu zaman Dwayne babasıyla spor salonunun yolunu tutarak ona eşlik ederdi. Henüz 13 yaşında ağırlık antrenmanlarına başlayan Dwayne Johnson 1996 yılında yani henüz 24 yaşında profesyonel güreş ya da bir başka adıyla spor eğlencesi dünyasına adımını attı. 2004 yılına kadar geçen sürede o zamanki WWF günümüzdeki adıyla da WWE çatısı altında muhteşem karizması, mikrofon yeteneği ve ring içi performansı sayesinde bir efsane haline geldi. Drak'ın WWE şirketi içerisindeki başarıları arasında tam 10 dünya şampiyonluğu bulunuyor. Hayatı boyunca hırslı olan Johnson, güreşteki başarıları kendine yetiremedi ve 2001 yılında vizyona giren Mumya Dönüyor filmiyle sinema dünyasına adımını attı. Bu filmden bir yıl sonra vizyona giren Akrep Kral filmiyle de adından söz ettirmeye başladı. Güreş ara vermesi onu vücut geliştirmeden alıkoymadı. Çünkü spor onun hayatıydı. Bir nevi aile mirasıydı diyebiliriz. Her geçen gün gittiği yerlerdeki spor salonlarını kapattı ve vücudunun üstüne koyarak performansını arttırmaya çabaladı. Küçük bir not olarak şu an için kendisinin Under Armour ile bir sponsorluk anlaşması bulunuyor. 2010 yılına kadar çok fazla gişe filminde yer almasa da 2010 ve 2020 arası süreçte oynadığı neredeyse her film müthiş gelirler elde etti. Rock geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde Hızlı ve Öfkeli, GI Joe, San Andreas, Moana ve Cumancı gibi daha birçok yapımda rol aldı. Ayrıca kendisinin başrolünde yer aldığı Ballers dizisi 4 kez Primetime Emmy ödüllerinde aday gösterildi. Magazin sitelerindeki haberlere göre Johnson'ın 2019 itibariyle net varlığının 320 milyon dolar olduğu söyleniyor. Dwayne Johnson, Forbes'un 2019 yılında en çok kazanan ünlüler listesinde 89 milyon dolar ile 15. sırada bulunuyor. 48 yaşına basmak üzere olan Johnson'ın gelecek filmleri listesi de heyecan verici. Kendisi Ryan Reynolds ve Gal Gadot ile birlikte Netflix'in orijinal yapımı olan Red Notice'de rol alacak filmin 2021 yılında bizlerle buluşması bekleniyor. Ayrıca Johnson yine 2021 yılında vizyona girmesi beklenen DC'nin Black Adam filminde de ana karakteri canlandıracak. Bunların yanında henüz ayrıntıları belli olmasa da San Andreas 2'nin de geleceği duyuruldu. Cebindeki 7 dolardan milyon dolarlar kazanan bir rol modele dönüşen Johnson'dan bir 10 yıl daha fazlasıyla söz edeceğiz gibi duruyor. Elbette kendisi hakkında daha birçok ayrıntı var fakat şimdilik benim aktarmak istediklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler.